hocam nasıl bu taşlardan faydalanırız? Avuca taş veriyorum ve taşlar renk değiştiriyor. Hadi yani, yapalım. Taş analizi ne bir fal ne de başka bir durum. Sadece bilimsel olarak. Biliyorum ki siz sağlıkçılarla, hekimlerle, evet, hatta Sağlık Bakanlığı'yla bile neredeyse çalışıyorsunuz diyeceğim. Onlar ne diyorlar? Kişi eğer ki kisti olan bölgeye yakınlarda selenit taşını koyarsa, mühür-ü alem atalardan gelen nazar, sihir, büyü, negatif enerji hepsini alan bir taş. Alıyor ve avucumuzu açalım. Benim söylediğimi söylüyorsunuz. Küçük bir duygusal şok yaşadım. Belgin Hanım beni dağıttınız. Arkadaşlar, İlkay Baharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kez böyle kanlı canlı bir mekanda sizlerleyiz. Çünkü çok özel bir bölümle karşınızdayız. Çünkü bu bölüm, biliyordum ki böyle online olursa bir şey kaçacak. Belgin Dal'la birlikteyiz bu arada. Taşların ne bir şifacı kraliçesi mi diyeyim size, ne diyeyim bilmiyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben sizi uzun zamandır, yani bu kanal açılmazdan beri aslında takip ediyorum. Hatta Ali İboğlu en yakın şahidimdir. Aldım bir gün Ali abiyi sizin işte yerinize kadar Sapanca'daki geldim. Ama tanışmak bugüne, yüz yüze, evet, gelmek bugüne kısmet oldu. Neden? Hemen onu da size söyleyeyim. Çünkü aslında şöyle hissediyorum ve inanıyorum. Yüce Allah doğanın her bir yerine şifalanacağımız hem ruhsal olarak hem bedensel olarak hazineler gizledi. Birbirimizde de bu var, değil mi? Kimi insan bize iyi geliyor sohbet, evet, etmek, kimisi bütün enerjimizi alıyor. İşte bu güzellikler de boşuna değil ve Belgin Dal bunun için öyle güzel çalışmalar yapıyor ki onu bize anlatsın ve hepimiz şifalanalım istiyorum. Ben bunu hep söylüyorum. Bu aslında kanal böyle benim kişisel yolculuğum. Sizinle de hemen başında konuştuk. Demek ki benim de şifalanmam, işte bu hazinelerden faydalanmam gerekiyor diye düşünüyorum ama o kadar mutluyum ki bunu sizlerle paylaşıyor olmak beni ayrıca mutlu ediyor. O yüzden iyileştir bizi hocam. Nasıl bu taşlardan faydalanırız? Siz nasıl başladınız? Öyle mi başlayalım acaba? İstediğiniz gibi başlayalım. Öncelikle yüreğime hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Mekanıma hoş geldiniz diyorum. Ve şifacı ruhunuz hayırlı olsun diyorum. Yani çünkü sizde de bir şifacı ruh var. Rabbimin izniyle bunu hep ilerleyen günlerde de göreceksiniz. Atalardan gelen de bir hücresel hafıza var benim. Auranızdan gördüğüm, enerjinizden, çünkü bir enerji çalışması yaptım tabii ki. Bir baktım yani böyle. Kim geliyor? Bu İlkay Baharalı'dan enerjiler var. Sizi çok seviyorum, severek takip ediyorum. Hep enerji gönderiyordum. Ya bana da bir işte böyle bir, hadi bir canlı yayın yapsak, bir şey yapsak. Gerçekten Rabbime çok şükür hep Rabbim. Nasıl bir enerji oldu? Bir saat 45 dakikalık yol gelerek geldik. Yani. Şükürler olsun, şükürler olsun. Bundan daha güzel neler mümkün? Yaradan hep iste, vereyim kulum der. Gerçekten de istediklerimizi Rabbim veriyor. Evet, taşlar. Taşlar benim gerçekten yaşamımdaki, özellikle şu Amatis ile başlayan, 2008'de başlayan bir yolculuğum var. Benim üçüncü çocuğum bu taşlar. Biri taşlara bir şey söylediği zaman, hani çocuğunuza bir şey söylendiği zaman böyle olursunuz ya, tırnaklar çıkar. O halde oluyorum gerçekten. Çok seviyorum. Yani Rabbime teslimiyeti biliyoruz. Fakat ben 2008'de yaşadığım olayla Rabbime teslimiyeti tamamen yüreğimde hissettim. Tüm hücrelerimde hissettim. Çünkü İlkay Hanım öyle bir Belgin Dal vardı ki, çok katı kuralları olan, mucizeye asla inanmayan, çünkü mucizelerin peygamberlere verileceğini, doğaüstü olayların olduğuna inanan bir Belgin Dal vardı. Taş mı? Kala kala Allah'ın taşına mı kaldık? Hadi canım. Şifa mı? 15 sene migren çekmişim. Migren çekenler bilir. Öyle bir migren ki, iki kızıma yemek veremediğim anlar, yaşamımda Allah'ım hadi benim canımı alsana artık dediğim anlar oldu. Gecenin yarısı, kaç defa doktora gittiğimizi hatırlamıyorum bile.
sayısız, o kadar ağır iğnelerin yapıldığı, uyutulmaya çalışıldığım ama uyutulmadığım anlarım oldu benim. Bir gün deselerdi ki, belgin dal bir amatisten düşen, o bileklikten oluşan o bilekliğin yere düşmesiyle yaşamı değişecek, ben herhalde geçmişte kahkahayla gülerdim. Ve bugün iyi ki 15 sene migren çekmişim diyorum. Rabbime sonsuz şükürler olsun. İyi ki taşlarla tanıştım. Onlar benim 3. çocuğum. İlk 2008'de Nisan ayında yaşadığım bir olay üzerine Allah Allah, yani migrenim ilk defa tutmuş ve o bileklik avucumda renk değiştirmiş, baş ağrım geçmişti. İnanamıyordum. İki elimi böyle kafamın arasına, böyle kafamı aldım iki elimin arasına. Düşünüyorum, baş ağrım yok. Ne yaparsınız? Araştırırsınız. Peki tesadüfen mi almıştınız? Çok tesadüf. Yok yok, asla inanmıyordum. Avucuma asla veremezler. Sapanca sahilindeki küçük iş yerimi gördünüz. Orada eşime destek vermek amaçlı işte bir esnaflık yapıyordum açıkçası. Ve asla işlenmemiş taşlar yoktu bende. Hani bayanlar çok hoşuna gittiği için bileklik kolye şeklinde, dizi şeklinde bulunduruyordum. Nisan ayının ilk haftası, hiç unutmuyorum, saat 10.30 gibi. Baş ağrım tuttu. Ben baş ağrım tutunca eve gitmem lazım. Çünkü bayılan bir insandım. Asla, yani olduğum yerde kalırdım o halde. Çok kötüydü gerçekten. Rabbim bütün migren, bütün hastalara şifa versin. İş yerine işte o bilekliğim yere düştü. İş yerini kapatacağım. Tam iş yerini kapatacakken bir bileklik yere düştü. Amatisten oluşan bir bileklik yere düştü. Avucuma aldım ama ağlıyorum bir yandan. Migrenim işte iyice tutmadan, bayılmadan eve gideyim diye. Sonra o kadar ilginç ki başımdan avucuma doğru bir şey toplandı. Ve hissediyorum ama. Ağrımın çekildiğini hissediyorum. O kadar ilginçti. Yani hani anlatmak, yaşamak gerekir. Ve baş ağrım yok. Avuçtaki taşa bakıyorum. Mor taş simsiyah olmuş. Orada kapının önünde bir çıkıntı var. Çıkıntıya oturdum böyle. Aldım taşa bakıyorum. Başımı dinliyorum. Önüme arkama bakıyorum. Yani başımdaki ağrı nereye gitti ya? 15 sene iğnesiz durmayan bu ağrı. Bakıyorum. Ve o gün ilk defa ağrım gelip de iş yerini kapatmamıştım ben. Akşam eve gittiğimde çok keyifle çocuklarımla yemek yedim. İlk defa. O kadar benim için mucizenin ötesiydi bu. Çünkü çocuklarınız çok ufak. Bir plan yaptığınızda dahi gidemiyorsunuz. Ağrınız tuttuğunda odadan çıkamıyorsunuz. Karanlık oda, karanlık battaniye. Mide bulantıları, o kadar dünya kadar ilaç almışsınız ve çocuklarınız kapıda anne yemek diyorlar ve çocuğunuza yemek veremiyorsunuz. Ve bir taş, bir taş, bir bileklik. Ve o gece ben bilgisayarın başına oturdum, taşları araştırıyorum. Deli gibi ama. Ve sabah ezanı okunuyordu. Ben taşlara aşık oldum. Eşimden sonra, çocuklarımdan sonraki en büyük aşklarım diyorum. Ve hala sabah 4'lere kadar çalışmalar yapıyorum, ders çalışırım. Çünkü okyanusta bir damla öğreniyorsunuz, sürekli öğreniyorsunuz. Ve o günden sonra taşlar dile gelmeye başladı bana. Ya öyle bir şey ki insanların avucuna taş veriyorum. Size de yapacağım bugün. Evet, ben de bunu izleyip çok etkilenmiştim. Evet. Çok merak ettiğim bir şey. Veriyorsunuz, ne oluyor? Avuca taş veriyorum ve taşlar renk değiştiriyor. Hadi yani yapalım siz, size. Siz bir şey de söylemiyorsunuz. Yani taş söyleyecek, öyle aynen, mi? Aynen, aynen. Gördüğünüz gibi bütün taşlar aynı boyda fakat farklı renkteler. Aha. Çünkü farklı renk taşlar var. Avucunuzu açıyorsunuz. Tabii ben bu taşlara bir gerçekten Rabbime sonsuz şükürler olsun. Kodlamalar yapıyorum. Kodlamalar yaptığımda, çok daha önceden yaptığım için, taşı bir avucunuzun ortasına koyuyorum. Deri gözeneğiniz açık olduğu için taşta da mineraller var.
topraktan meydana geldi. Manezyum, silisyum, selenyum, demir gibi. Bu yüzden eğer bedeninizdeki eksik ya da fazla mineraller deri gözeneği açık olduğu için taştaki minerali derinin içine çekmeye başlıyor. Ve renk değiştirmeye başlıyor. İnanılmaz. Yani bunu böyle hepimiz göreceğiz. Hani... Göreceğiz. Öyle. Mesela şu taş küçülmeye başladı. Bu taş küçülmeye başladı. Ay ne enteresan bir şey. Gerçekten öyle. Hepsi evet. Aynı boydaydı arkadaşlar. Az sonra göstereceğim size. İki tane taş bildiğiniz minikleşti. Evet. Diktikçe bu daha çok küçülüyor. Hızla küçülmeye başladı. Sebebini söyleyeceğim. Bu yeşilin içinde siyahlar oluşmaya başladı. Siyah noktalar. Ha, şunda da bir şeyler oldu. Harikasınız. Evet. Kırmızılıklar geldi. Aynen, aynen öyle. Şimdi bu farklı, her biri farklı bir taş, her biri aynen. Farklı bir mineral. Her biri bir bölgeyi gösteriyor. Her biri bir minerali gösteriyor. Ben de sabaha kadar sürekli çalışma yaptığım için hangi taş hangi bölgeyi gösteriyor bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ve böylelikle size bir analiz yapıyorum. Bir defa öncelikle mutlaka doktora gitmeliyiz. Bu taş analizi ne bir fal ne de başka bir durum. Sadece bilimsel olarak bedendeki mineralleri tepkime olarak taşlarda belirtiyor olan bu. Hı hı. Şimdi bakın taş, beyaz taş, siyahlıklar vardı ama bu kadar çok yoğun değildi. Çok yoğunlaşmaya başladı. Ve şuralarda bir hafif yamukluk oluşmaya başladı. Burada şunu söyleyebilirim. Öfkelendiğiniz zaman kötü öfkeleniyorsunuz. Of, yani kimse önünüze geçmesin. Şu çok küçüldü. Aslında baktığım zaman kendine çok özgüvenli, her istediğini de başarabilen bir kadın var. Hı hı. Fakat. Ve fakat. Keseriz bari. Ve fakat. Kaset bizde olacak. Bizde olsa söyleyin. Burada diyor ki çok aslında hassas. Aşırı kırılgan. Kalbi o kadar naif ki dokunulmak istersiniz. Ama bunu belli etmezsiniz. Bu taş bunu gösteriyor. Geliyorum. Şu taşta bir küçülme hafif oldu. Karnınız acıktığı zaman yemek yemeniz lazım. Yemediğiniz zaman gergin hissedebiliyorsunuz. Lütfen insülin direncine bir baktırın. Yani bu diyor ki sitrin taşı. Atalarda diyor bir şeker hastası olabilir. İşte anneannelerde, babaannelerde ya da anne babada. Lütfen diyor 6 ayda ya da senede bir kere diyor insülin direncine baktır. Çünkü diyor böyle bir risk taşıyorsun. Dikkat et diyor. Uyarımızı yapıyor bedenimiz bize buradaki taşlarla. Diyor ki doktor kontrolünü de ihmal etme diyor aslında. İnanılmaz. Babam şeker hastasıydı bu arada. Evet. Çünkü bu taş sitrin taşı renk değiştirmeye başladı. O genetik rahatsızlıkları da gösterir. Bu yüzden orada işte senede bir kere olsun insülin direncine lütfen bir baktırın. Bu jesparımız değişti. Bu da sizin... Genelde yaşam boyunca D3'te hassasiyetiniz var. O yüzden mesela doktora gittiğiniz zaman D3 takviyesi yaparlar size. Hı-hı. Yani burada bir hassasiyet var demektir. Alıyorum gerçekten D3 takviyesi evet. Alıyorum. Hı-hı. Geldim. Alerjiniz var. Güneşten gözünüz hani rahatsız olabilir, hafif kaşıntı olabilir. Bu tarzda bir alerjik olduğunuz, bu bünyenizin alerjik olduğunu belirtiyor buradaki taş. İnanılmazsınız. Metal alerjim vardır. Yani hiçbir şey takamam. Gümüş ve evet. Altın dışında. Taşlar dile geldi söylüyorlar. İnanılmaz bir şey. Evet, bu taş garnet. Bu arada şunu söyleyeyim. Çok takdir ettiğim bir şey. Bunu... Siz dükkanınızda ücretsiz yapıyorsunuz. Yani bu analizi yaptığınız için bir ücret almıyorsunuz değil evet, mi? Ben evet, hani gittiğimde kimse beni tanımıyordu oraya. Ali Eyboğlu ile Ali abiyle birlikte gittiğimizde bir ücret almıyorsunuz. Müthiş bir hizmet. Sonra da bir, şimdi bu durumda bir taş mı tavsiye ediyorsunuz? Tabii. Şimdi ne beni iyileştirecek şimdi mesela? Burada bir de ben şunu da belirteceğim. Nazara çabuk geliyorsunuz. Yıldızınız düşük. Yani mesela bir ortama girdiğinizde negatif bir enerji ise onu hissedersiniz ve enerjinizin emildiğini de hissedersiniz. Bu nazar taşıdır. Bu da bunu gösteriyor. Bir de şunu da belirteyim. Tamamlayayım önce. Bitmedi. Bitmedi. Damar tuttu mu çok kötü tutuyor.
Yani inadınız, hani bilmiyorum kökler nerede, Laz mı var, Gürcülük mü var, bir şey mi var, nedir kökler bilmiyorum ama diyor ki damar tuttu mu diyor, eyvah diyor, yani size asla hayırı evet dedirtemezler. Yani taşınız söylüyor, ben söylemiyorum. Yani böyle bir durum var ve eklem ağrısı var. Bu işte omurga bölgesi olabilir, bel bölgesi olabilir, hassasiyet var, oraya da dikkat edin diyor. Şimdi buna göre ben ne öneririm size? Öncelikle bu nazarla alakalı, çünkü enerji çabuk emiliyor. İşte bir nazar bilekliği önerebilirim. Bunun içerisinde ne var? Nazar neyi etkiler? Parayı etkiler, ikili ilişkileri etkiler. Ve burada bir de kök çakra sizin, çünkü kök çakra hassas. Allah muhafaza, hani ileride her zaman dikkat etmeniz gereken yer kök çakra sizin. Kök çakra ile ilgili de taşlar önerebilirim. Bunu öneriyorum. Ve sarkaç öneririm. Kan taşı ve unakit sizin taşınız. Ben hemen burada size kodlama yapıyorum. Sarkaç pandül diye geçer ve radyastezi ilmi içerisindedir. Bu radyastezi ilmi çubuklarla işte su kanalları bulunur. Pandüllerle su kanalları bulunur. Hatta Çanakkale Savaşı'nda İngiliz askerleri susuz kalmıştır. Bir İngiliz askeri işte sarkaçlarla, o çubuklarla 32 tane su kanalı bulmuştur. Bunlar bilimseldir. Sarkacın içerisinde başka bir enerji faktörü yoktur. Rusya'da, Azerbaycan'da, İsrail'de, hatta İsviçre'de biyoenerji üniversiteleri vardır ve bu üniversitelerde sarkaçlarda anlatılmaktadır. İnşallah Türkiye'de de bu üniversiteler olması için bizler dernek olarak da çaba gösteriyoruz. Bu arada hemen ben söyleyeyim. Geleneksel Modern Tamamlayıcı Tıp Kadim Bilgiler Araştırma Derneği başkanısınız, evet, aynı evet, zamanda. Evet, şükürler olsun. Gerçekten bir mücadeleniz var. Hani bunların bilimsel açıdan da kabul edilmesi için ülkemizde. Ama bu arada onu yapacaksınız ama. Yapacağım. Biliyorum ki siz sağlıkçılarla, hekimlerle, evet, hatta Sağlık Bakanlığı'yla bile neredeyse çalışıyorsunuz diyeceğim. Onlar ne diyorlar böyle, hani taş küçülünce, büyüyünce? Şimdi... Neler yaşıyorsunuz? Hep şunu söylerim ben. Enerji çalışmalarında adı ne olursa olsun, A, B, C, taş olsun, bitkisi olsun, bilimsel açıklamamız lazım. Bilimsel açıklarsak zaten oradaki bilim adamları bunu kabul edecektir. Ve benim hayatımdaki en büyük dostlarım doktorlardır. Yani doktorlar bir defa buna tepki gösterecekken, ki tepki gösteren var mı? Evet, ilk başta var. Çünkü o kadar haklılar ki yıllarca dirsek çürütüyorlar. Yıllarca o kadar kitabın içerisinde boğuşuyorlar. Bir bayan geliyor taş analiziyle. İşte kişinin D3'ünü gidin doktora ölçtürün. Bakın işte kanserle ilgili, mideyle alakalı bir problem var. Lütfen midenize baktırın diyebiliyoruz. Ve buna şaşırıyorlar. Fakat dediğim gibi bilimsel anlattığımızda. Çünkü İbn-i Sina'nın kitapları var. Taşlar zaten İbn-i Sina'nın Kitabul Tıp kitabında. Bunlar var. Artı Mahmut Şirvani var. İslam tıp bilim adamıdır. Mahmut Şirvani Tuhve-i Murade adlı bir kitap yazmıştır. Cevahirname adlı bir kitap yazmıştır. Geçmişte diş etleri kanamalarında şu gördüğünüz akiğin tozunu toz haline getirip diş eti kanamalarına bu tozu sürerlermiş. Akik taşının tozunu kanamayı durdurur. Mesela çocuklarda kılcal damarlarda çatlaklar çok fazla olur ve burunlar kanar. 18 yaşında bu çatlaklar yakılarak tedavi edilir. Oysa ki akik taşını suyun içine koyun, burnun içine çektirin çocuğun. 4. 5. günde o kanamayı durduruyor. Tamamen doğal. Tamamen işte minerallerle ilgili. Mesela ben hep doktorlara da açıklama yapıyorum. Kanser ya da bedenimizdeki kistler, önemsiz kist dediğimiz durumlar, bedendeki ağır materyalin toplanmasıdır. Ve bir kişi burcumun taşı diye ya da işte çok hoşuma gitti. Bak bu taş, aragonit taşı benim burcumun taşı, ben bunu kullanabilirim, görüntüsü de çok hoş, kemik ağrılarına da çok iyi geliyormuş. Hemen ben bunu alayım dediğimizde, taşı kullanmaya başladığında kişi eğer önemsiz bir kisti varsa göğsünde, taşta kurşun minerali var. Kurşun minerali ne yapacak? Tene temas ettikçe deri gözeneği açık olduğu için,
Taştaki molekül değerinden dolayı bu kurşun minerali ne yapacak? Oradaki göğüsteki kitlede toplanmaya başlayacak. Önemsiz kist ne yapacak? Önemli hale gelecek. Çünkü bedendeki ağır materyal artmış olacak. Bu yüzden bizim burcumuzun taşı diye kullandığımız bir taş bize zarar verebilir. Ama oysa ki işte aragonit taşı yerine göğsünde kisti olan ya da bedeninde kisti olan bir kişi selenit taşını kullanırsa, selenit taşı selenyum minerali taşır. Doğal. Selenyum minerali. Selenyum minerali bağışıklık sistemini yükseltir. Selenyum minerali kistleri eritir. Radyoaktif ışınların verdiği yan etkiyi yok eder. Kişi eğer ki kisti olan bölgeye yakınlarda selenit taşını koyarsa yarım saat ya da bir saat, bir de kişiye özel, rahatsızlığına özel taşlar kullandığında kistler eriyebiliyor. Ve Sağlık Bakanlığı'ndan çok bizim de derneğimizin o koca yüreği Ahmet Aksu hocamız, işte kayınvalidesi kanser, çok ağır bir kanser, ameliyat edilemiyor. Bize geldiler. Benim kendi tekniğim var, Stone Healing, Stone Şifa Biyoenerji. Onun uygulamasını yaptık. Ve ben hep şunu söylerim, bireysel seans almayın. Sizler balık tutup sizin elinize vermeyelim, balık tutmayı öğrenin. Çünkü bireysel seanslarda çöpü boşaltırız ama tekrar çöp toplanır. Hı hı. O çöpü boşaltmak için tekrar mı habire seans alacaksınız? O seanslarla üzgünüm, beni zengin edersiniz. Ya ne kadar muhteşem ve açık sözlüsünüz. Yani, net. Siz bu net. İlmi öğretmek istiyorsunuz değil aynen mi? Aynen öyle. Aynen. Her evde bir şifacı olmalı. Çünkü bakın korona ne yaptı? Hepimizi eve bağladı. Ben öğrencilerimde görüyorum, çocuğunun başı ağrıdığı zaman çocuğunun baş ağrısını geçirebiliyor. Kendi dizi ağrıdığı zaman kendi dizini geçirebiliyor. Ya da bir taksiye bindi, taksicinin beli ağrıyor. Orada hemen o bel ağrısını geçirebiliyor. Bizim artık hani eskiden o kadim bilgilerde babaanneler, anneanneler, dedeler ne yapardı? Suya dua okurlardı. Ne yaparlardı? Ağrısı olan kişiye dokunurlar, bir dua okunurdu. O kişinin ağrısı geçerdi. Ve birbirimize Allah razı olsun derdik, gülümserdik. Şimdi bizler gülümsemeyi unuttuk. O yüzden ben diyorum ki o Rabbimin verdiği, o izin verdiği o ilmi saklamaya gerek yok ki. Bizler paylaşırsak bilgi çoğalır. Ben paylaştığım için o bilgiler Rabbime çok şükür. Açtığım bir kitap, izlediğim bir film bana o kadar böyle bir beynimde elektrik uyanıyor ki hemen o bir ritüel yapabiliyorum, bir taş olayı çıkabiliyor, bir bilgi akabiliyor rahatlıkla. Bu arada ben hemen kitabınızı bir göstereceğim. Belgindal'ın yılın en iyi kitabı ödülünü de almış. Şifalı Taşlar, Doğal Taşlarla Sağlığınıza Kavuşun kitabı. Şimdi ben böyle konuklarımın bir çalışması olduğunda mutlaka göstermeye vazife biliyorum. Bana şey diyorlar, ya yine reklam yapıyorsun İlkay Hanım. Evet yapıyorum. Çünkü şunu çok önemsiyorum. Yani siz ilminizi bu kitapta satır satır anlatmışsınız. Yani burada şimdi bahsedeceğiz mutlaka çok önemlilerinden. Hiç merak etmeyin, soracağım. Ama her birini tek tek yazmışsınız, nasıl kullanılacak, nasıl bakılacak, neye kullanılacak, kişi kendisinde hangi taşı kullanması gerektiğini nasıl bulacak. Bu müthiş bir hizmet ve bu kitaba çok cüzi bir bedelle ulaşabiliyorsunuz. Yani aynen. Ben bunu çok önemsiyorum. Bunca yıllık emeği önemsiyorum. Gerçekten şifalanmayı, insanların şifalanmasını, birlik bilincini şükürler olsun önemsiyorum. Ne büyük katkıda bulunduğunuzu da gördüğüm için seve seve reklam yapıyorum arkadaşlar. Şifalı Taşlar kitabında detayları bulursunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben şunu soracağım. Biz şimdi böyle bu taşı koyduk, siz de bunu okudunuz. Evet. Bunu izliyor izleyici. Acaba diyor ben nasıl, hangi taşı kullanmalıyım? Nasıl kendi kendime bu teşhisi yapacağım, yapabilir miyim dese bir tavsiyeniz olur mu? Kendi kendilerine yapamazlar ama şu var, bizim yine... İş yerimi aradıklarında, uzakta olan kişiler iş yerimi aradıklarında ücretsiz bir dosya açılıyor. Kişinin işte asistanlarım sorar tansiyonunuz, şekeriniz var mı diye. Doğum tarihi alınır. Doğum tarihini bilmiyorlarsa nüfus cüzdanı olan doğum tarihini alıyorlar. İsim alıyoruz. Biz çünkü ben isme göre de çalışıyorum. Yani İlkay Buharalı dediğimde yine İlkay Hanım'ın çok hassas ama yeri geldiği zaman çok sert, başarılı olduğu, işte anne tarafından şifacı bir ruhun olduğu, burada İlkay Buharalı'nın o harflerinden çıkıyor.
İlle de doğum tarihi bilmek zorunda da değil kişi. Kişi rahatsızlıklarını bıraktığı zaman bu da ücretsiz yapılıyor. Baş edemezsiniz. Bak bundan vazgeçin isterseniz söyleyeyim. Yok, işte gece sabaha kadar çalışmalar yapmamın sebebi bu. Beyninizin zekatını da ödüyorsunuz. Aynen. Çok iyi anlıyorum. Yani çünkü Rabbim gerçekten öyle güzel bir ilim verdi ki hastanın duası kabuldür. Ve o kadar çok güzel korunuyorum ki ben o dualarla. Sadece ben değil, benim çocuklarım da korunuyor, eşim de korunuyor, annem korunuyor. Yani o zaman bir tavsiyede bulunuyorsunuz. Süt taşı kullanmalısınız. Ben hemen belirtiyorum. Kişilere eskiden taşların isimlerini veriyorduk. Fakat şunu yaşadık. İşte maalesef ki, maalesef diyeceğim. Çok uyanık geçinen. Ya bir baktık, bir ay içerisinde tam 1000 tane dosya bakmışız. İşte bir 10 tane taş verememişiz. Bir baktık ki bir taşçı dosyaları bırakan aynı kişi. İşte Ayşe isminde bir kişi ya da Ahmet isminde bir kişi 500 tane dosya bırakmış. İnanılmaz. Tabii. Eskiden taş isimlerini veriyorduk. Şu anda taş isimlerini vermiyoruz. Diyoruz ki romatizma varsa romatizma kolyesi kullanabilir. Romatizma masaj taşı kullanabilir. Kişi alabilir, almayabilir, istediğini alabilir. Dediğim gibi eğer nazar varsa bunu belirtiyorum. Diyorum ki kişide nazar var. 7 sene, 9 sene, 3 sene. Bu yüzden lütfen nazarı alması için, nazarı temizlemesi için şunu yapabilir diyorum. YouTube kanalımda zaten yine bilgilerimi hep ücretsiz oradan bilgi edinebilirler. Çok ama önemli. Ama yani şöyle mesela bereket için şu taşı kullanalım, nazar için bu taşı tabii kullanalım gibi genel şeyler söyleyebilir miyiz? Yoksa hiçbir taşa dokunmamalı mıyız bilmeden? Şimdi şöyle dokunabiliriz fakat mesela para taşı sitrindir. Sitrin bereket ve para taşıdır. Eskiden Osmanlılar para kasalarında bulunduruyordu. Şu an Avrupalılar ticaret hayatında bulundurur. Eğer sitrini bir kişi bir dizi olarak, kolye olarak kullanayım, hem de benim bereketim artsın, kolye olarak da hem bedenimde dursun diyebilir. Hipertiroid hastası bir dizi kullanamaz. Evet, bir dizi kullanamaz. Evinizde tutabilirsiniz ama kolye olarak kullanamazsınız. Ametist taşını hipertiroid hastası hiç kullanamaz. Neden? Ametist taşında lityum minerali çok ağırlıklıdır. Sitrin taşında eser miktarda lityum minerali vardır. Lityum minerali doktora gittiğimizde zaten hipertiroid hastasına lityum minerali ilaç yazmaz doktor. Çünkü ne yapar? TSH'leri daha çok hızlandırır. Bu yüzden taşı kullanırken bilinçli kullanalım. Hiç mi kullanmayalım? Hayır, kullanalım ama doğru taşı kullanalım. Bakın bir selenyum minerali taşıyan taş boğazınıza koyduğunuzda tiroidinizi de iyileştirecek. Kanserde tümör küçültmede büyük katkısı vardır. Yani taşı kullanalım, doğru taşı kullanalım. Yüksek tansiyonlu olan bir kişi ya da karaciğerinde yağlanma var diyelim. Bakın kehribar. Şu an çocuklara çok fazla kehribar veriliyor, bilinmekte. Özellikle Almanya'da ben çok şaşırmıştım duyduğumda. Almanya'da yıllardır o çocuk doktorları tarafından çocukların süt dişi çıkartırken reçeteye yazılır. Ve eczanelerde satılır kehribar Almanya'da. Bizim de İbn-i Sina'mız der ki Kitab-ı Tıp kitabında 1,5 gram kehribarı dövün, balla karıştırarak kalp hastalarına içirin. Kalp damarlarını açar. Ama kim kullanamaz? Kanı pıhtılaşmayan. Yani kan pıhtılaşması için ilaç kullanan kişi kehribar kullanamaz. Kan sulandırıcı kullananlar kullanabilir. Bunda sıkıntı yok. Ama kanı pıhtılaşmayan kişiler bunu kullanamaz. Çocuklara kolye yapıyorlar. Onlar kullanabilirler. Yani harika. Eğer ki hani doğuştan kanı pıhtılaşmıyorsa, kan pıhtılaşması için doktor ilaç veriyorsa o bebeğe yine kehribar veremezsiniz. Bize bilgi bıraktıklarında bunlar bizim için çok önemli. Benim asistanlarım tek tek sorarlar. Ve ben tek tek çalışmasını yaparım. Kişi ister alsın ister almasın. Asla biz kişiye dönmüyoruz. Bir hafta sonra ararlar. Bilgi cevabını kendi alırlar. Bizim öyle bir hani ikna kabiliyetimiz, yani aman şöyle yapalım, böyle yapalım, öyle bir derdimiz yok. Çünkü İlkay Hanım gerçekten Rabbime çok çok şükür öyle güzel mucizeler yaşıyoruz ki, yani dördüncü evre bir kanser hastası, doktorun artık eve gönderdiği, mama bağlanan bir dördüncü evre kanser hastası ayağa kalktı.
ayağa kalktı. Yani benim yine YouTube kanalımda da kişiyi de misafir ettim. Ya da bir 5 yaşında bir çocuğumuz, şu an 7 yaşında. Atama çok selamlar söylüyorum. İsmi Ata. Annesi çok tesadüf öğreniyor beni. Bana getirdiklerinde 3. evre kemik tümörü ve doktor diyor ki yani hani oğlunuz 3. evre vedalaşın. Bir anne için çok acıdır. Çok acı. Tesadüf yok aslında, tevafuk. Tanıştığımız zaman hemen kanserle ilgili özel taşlar var. Dumanlı kuars gibi, kristal kuars gibi ama sayılı yine. Bakın burada kolyeler var. Nedir? Bakın sayılı. Kimisi 3 tane, kimi 4 tane. Bunlar sayılı. Önemli, sayılar çok önemli. Bunların ölçümlerini yapıyorum ben. İşte çocuğumuza taşları verdik. Bir gün de anneyle karşılaştık. Hemen anneyi de sistemi öğrettim. Eğitim almasını da söylemiştim. Eğitim de aldı. Çocukta şu an tümör yok. İnanılmaz. Çok şükür. Yani ancak 7 ay sürer denilen tümör küçüldü. 1 ayda ameliyat oldu. 2 senedir hiçbir şey yok. Doktor kontrollerini çok düzenli yapıyor. Anne ne yapıyor biliyor musunuz? Diğer kanserli çocuklara dokunuyor. O kadar önemli bir şey ki. Yani çünkü Belgindal bir tane, benim randevularım 6 ay bir sene dolu. Evet. Ama her evde bir şifacı olursak, herkes birbirine dokunacak, o duaları alacak. Yani bir çocuğun kurtuluşu, ata hep şeyde Belgin teyzem der. Mesela bir öğrencim var İzmir'de, Şengül Hanım, 15 yaşında yatağa bağlı bir çocuğumuz vardı. Beyin sapında tümör vardı. O çocuk ayakta şu anda. Çocuk ayakta. Peki bir şey diyeceğim. Nasıl şifacı olacak her evde biri? Kitabı okusa yeter mi? Eğitimler veriyorsunuz? Ben öğreti etkinliği veriyorum. Yani 2 günlük bir öğreti etkinliği veriyorum. Ve bu öğreti etkinliğinde 6 tane aslında ayrı bölüm var. Bunu benim hep hocalarım, arkadaşlarım der ki ya Belgin 6'sını birden 2 günde öğretiyorsun. Bunu bölsene aylara. Ama o zaman 2 günde bir şifacı olmaz ki. Dokunmalılar, insanlar kendilerine dokunmalılar. İnsanlar kendilerinin değerlerini bilmeliler. Kendilerinin mucize olduklarını bilmeliler. Sonra evindeki çocuğuna biz bir bakıyoruz ya eşimi değiştireyim. Annemi değiştireyim. Ya benim eşim böyle, eşim değişmedi. Yıllardır onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hayır. Önce kendimiz değişmeliyiz. Sen değişmelisin. Peki sen kendine değer veriyor musun? Sen kendine değer verirsen evren sana değer verir. Benim eşim ikizlere ikizler, ben boğaya boğa. Astroloji uzmanlarının dediğine göre bizim kesinlikle ayrılmamız lazım ve 24 senelik evliyim ben. Maşallah. Şükürler olsun. Neden? Önce kendimi değiştirdim. Yaşamda lütfen karşılaştığınız bir durumlarda, bir problemlerde neden bu olay karşıma geldi demeyin. Deyin ki buradan görmem gereken ne var? Buradan öğrenmem gereken nedir? Öğrenmem gereken bu misafiri sevgiyle kabul ediyorum. Çünkü evimize ki sevmediğimiz bir misafir gelse ben hep gelinlere derim ki kayınvalidenden hoşlanmıyorsun. Kayınvaliden geldiğinde sen ona acı yemek mi yapıyorsun? Kirli çamaşırlarda o nevresimlerde mi yatırıyorsun? Hayır. En temiz nevresimleri seriyoruz. En güzel yemekleri yapıyoruz. Kişiden hoşlansak da hoşlanmasak da. Öyleyse maddi, manevi hangi sıkıntı gelirse bizim misafirimiz çünkü en sevdiğimiz yaradan gönderdi. Burada bize bir şey öğretmek için gönderiyor. Öyleyse bu misafir hoş geldi. Ben misafirimi en güzel, en temiz çarşaflarda yatırırım. En güzel yemekleri pişiririm. Fakat misafirime derim ki evimde de ben böyle istediğim diziyi seyretmeliyim. Hani senin erken gitmen lazım. O yüzden erken gitmen için neler mümkün? Kısmına bakarım. Çünkü benim de seyrettiğim dizilerim vardır. Yani hayata böyle bakarsak hayat çok daha kolaylaşıyor. Hayat keyif doluyor. Evet, biz sizle telefonlaştığımızda şey dediniz ben... Sana iki taş yollamak istiyorum dediniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hissettiniz uzaktan tabii herhalde.
şey çok hoşuma gitti. Bir zarf çıktı tabii. Yani ve gönlümü çok daha yaklaştırdı taşlara. Allah'ım ben bu taştan bir şey istemiyorum. Bunu söyletiyorsunuz. Allah'ım ben bu taştan hiçbir şey istemiyorum. Her şeyi yaratan sensin. Ve bu taşa bu şifayı veren de sensin. Onun şifasından faydalanmam için izin ver gibi bir şey. O zaman çok daha güzel oturdu. Bu çok önemli bir ayrım galiba değil mi? Yani ne olursa olsun taştan da medet ummamak ya da bir insandan da bir aracıdan da medet ummamak. Yani şöyle söyleyeyim. Taşı yaradan yarattı. Geçmişte hep taşlar putlaşmaydı. Taşa inanırsak putlaşırız, günah. Çünkü işte peygamber ne yapmış? İşte bütün şeyleri kırmış. Putları kırmış yani. Bu yüzden İbrahim peygamber kırmış. Bu yüzden bizler taşlardan medet ummuyoruz. Yaradan'ın o yarattığı o topraktan meydana gelen minerallerden faydalanıyoruz. Ben hep söylüyorum, bir ara mesela melekler furyası vardı, işte otoparka girecek meleğimden yardım istiyorum gibi gibi gibi. İnanılmaz ters geliyor bana yani. Bana da. Ben hep söylerim ya, bir tek evreni yaratan Yaradan var. Şeyler gelir, ateistler gelir. Der ki Belgin Hanım ya ben inanmıyorum. Hani bana böyle konuşuyorsun, işte bana o kullanım kılavuzunu gönderiyorsun. Ha, evet, ben okuyunca benim çok hoşuma giden kılavuz başkasına da bu ne ya dedim. Ondan sonra ben diyorum ki sevgiye inanıyor musun? Sevgi senin için var mı? Evet var. E tamam, bitti. Kaynak sevgi çünkü. Kaynak sevgi. Yani bu yüzden hep şunu söylerim. Sadece Yaradan'dan isteyin. Sadece sevgiden isteyin. Sizi Yaratan'dan isteyin. O sevgi kaynağını eğer ki biz etrafımıza yayarsak evren bu kadar güzelleşir. O yüzden taşlar Rabbin yarattığından faydalanıyoruz. Asla taşlardan medet ummuyoruz. Minerallerden destek alıyoruz. Hı hı. Bu çok önemli. Doğadan destek alıyoruz. Aynen. Doğanın da bir muhteşemliği taşlar. Bir de bir şey göstereceğim. Şimdi bana şöyle bir şey yolladınız. Hani bunu herkes alabilir. Mührü alem. Evet, herkes alabilir. Yüksek tansiyonlulara akikli vermiyoruz. Sedefli var. Sedefli veriyoruz. Bu akik taşınlar. O akik galiba, taşıdır. Akik Peygamber Efendimiz'in mührüdür. Taşımak sünnettir. Her evde bulunduralım. Fakat tansiyonu yükseltir. Böyle bir özelliği var. Yaşlarımıza bakın. Mutlaka Umre'ye, Kabe'ye gittiğinde akiklerle gelirler. Bir türlü de tansiyonlarını da indiremezler. Ne enteresan. Hani evde bulunduralım, cebimizde bulunduralım. Ama çok böyle yüksek tansiyonlu kişi temas etmesin. O yüzden bizde işte mührü alem özel dualar var içerisinde. Bir tarafı üçgendir, piramittir. Piramiti zaten hepimiz biliyoruz ki Mısır piramitleri kablosuz elektrik üretilmiştir. Piramitin ölçümleri vardır. Bunları kullandığımızda inşallah bir başka programda da jeneratörler ve piramitleri anlatayım size. Piramitin altına sütü koyduğunuzda süt bozulmaz, yoğurt haline gelir. Piramitin dışına sütü koyduğunuzda süt bozulur. İçerisinde de Kabe'de bana Rabbimin o rüyalarda verdiği yine Kur'an'da geçen dualar var. Bir tarafı da yedi çakradır, yedi yıldız vardır. Davut yıldızıyla karıştırırlar. Hemen Illuminati falan diyecekler. Evet ya, dediler. Ben hep şunu söylüyorum. Aslında Illuminati'nin kullandığı prizma, yani piramiti ve İsrail'in bayrağı olan Davut yıldızı baktığımızda o kadar özel sırlarla dolu ki. Denizlerin reisi olan Piri Reis, Davut yıldızını bayrağında taşımış. Camilerde piramit sembolleri ve Davut yıldızları vardır. Bizler o sırları keşfetmeyelim diye bazı kişiler ya da kavimler ya da topluluklar öyle bir sahiplenmiş ki bizler de araştırmaktan çok hep böyle bakıyoruz. Keşke araştırabilsek. Çünkü bakın Illuminati'nin o sahiplendiği piramit, bitmiş pili içine koyun, pil doluyor. Askerde biz silahlarımızı erkeklerimiz nasıl üçgen şeklinde koyuyor? Çünkü piramit haline getiriyor. Silahlardaki negatif enerjiyi
verip pozitife çevrilmesi için. Eskiden çatılarımız piramitti. Evlerin içerisinde huzursuzluklar yoktu. Çünkü piramitler negatif enerjiyi alır, gökyüzüne verir, o gökyüzündeki sevgi, Yaradan'ın o sevgi, şifa, nur enerjisini evimizin içine serpiştirir. O kadar etkilidir. Bir ev inşa edersek hemen piramit şeklinde yapıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle çatılar piramit olmalı. Evlerin içine konulabilir. Ben de kolyede piramiti kullandım. Çünkü piramitin bir köşesi sevgidir. Hemen şu bu tarafta. Sevgidir, inançtır. Siz kendinizi severseniz, evreni severseniz, kendinize ve evrene inanırsanız, arkasından ne gelir? Şifa gelir. İnanılmaz. Şimdi ben bu arkadaşlar geldi, birkaç gün sonra takabildim, size yazdım. 24 saat sonra içinde iki tane kurtçuk oluştu. Yani bu nedir böyle? Bunu her gören, yani işte bir haftadır bende. Hayret ediyor. Kurtlandı taşı. Belki kurtlu taş mı gönderdiniz bana? Nedir bu? Şimdi takip de ediyorsunuz. Bizdeki taşlar eriyor, küçülüyor. Biraz evvel de yaptık. Havucumun içinde eridi. İnanılmaz. Aynen öyle. Şimdi mührü alem bedendeki atalardan gelen nazar, sihir, büyü, negatif enerji hepsini alan bir taş. Alıyor ve kendi içine hapsediyor. İnanılmaz. Sizin yani bedeninizi temizliyor. Bir tarafı da zaten 7 yıldız var. 7 yıldız 7 çakra. Yani 7 letaif noktasıdır. Aslında biz enerji durumunda çakralarımız bizim tasavvufta letaif noktasıdır. O kadar dengede ki biz ama görmeye kapatmışız kendimizi. Araştırmaya kapatmışız. Orada da 7 yıldızda 7 esmalar var orada benim özel letaif noktalarında kullandığım, çakralarda kullandığım esmalar var ve yine özel dualar var. Bunlar da kişileri nazarlardan koruyorlar. İşte panik atağı olan insan panik atağım iyileşti diyebiliyor. İşte ağrısı olan ağrım iyileşti diyebiliyor. Benim de kurtlarım yani, çıktı herhalde. Kurtları döktüm ben herhalde. O kurtları döküverdiniz. Daha neler olacak? Daha neler böyle olacak? Kalmayacak. Çünkü renk değiştiriyor, küçülüyor. Sizin yaşamınıza göre yaşamdaki... Herkese de böyle bir şey çıkacak kurtçuk değişiyor, diye bir şey yok. Değişiyor. Herkes yok, de tabii farklı ki. Aynen, herkes de farklı. Kiminde, kiminin rengi, yani taşın işte bir tarafı kararıyor, bir tarafı beyazlıyor. Çok herkesin kendi yaşamına göre. Çünkü hepimiz farklı karakterdeyiz. Hepimiz farklı sıkıntılardan geldik dünyaya. Annemiz, babamız, hani beş kardeşin beşi bir değil, beş parmağın beşi bir değil, hepsi ayrı. O yüzden karaktere göre de taşlar renk benim değiştiriyor. Benim kurtlar çıkacak yer arıyormuş. 24 saat sonra taşın içindeydi. Bu kadar. Çıkar. Yani Rabbime çok şükür. Gerçekten Mevlam'ın yarattığı her bir zerre bizler için. Her bir zerre. Peki şöyle bir taş var mı? Yani bunu evinizde mutlaka bulundurun. Hani Peygamber Efendimiz'in bu akik taşı mı dediniz? Bu mutlaka evde olsun. Evde olmalı. Evdeki mutlaka olmalı. Bir yeriniz yanarsa yanığın yakınlarına koyabilirsiniz. Yanığı hemen 5-10 dakikada o bütün beden yanarken o hani yanık çok çünkü küçük bir yerimiz bile yansa bütün bedenimize etki yapar. Oradaki yanık hissini alır. Öyle bir etkisi vardır. Yanığın yakınına koyarsanız kızarma ya da su kabarcığı yapmaz. Kanama, bıçak ya da bir şey kesti, kanamayı durdurur. Böyle bir özelliği var. Sadece yüksek tansiyonlar kolye olarak kullanamaz. Artı selenit mutlaka olmalı. Mutlaka. Olmazsa olmazdır. Neden? Eve çok yorgun geldiniz. Ensenize koyabilirsiniz. Çok iyi gelir, yorgunluğu alır. Ağrınız var, dizinizde menisküs var. Hemen sarı kantaron yağı ya da saf zeytinyağını buluyorsunuz, dizinize masaj yapıp oraya sarabilirsiniz. Çok iyi gelir. Selenit değil mi? Selenit. 21 gün bunu yaptıklarında işte yazıyorlar çünkü bana Belgin Hanım dizimdeki menisküsüm iyileşti. Senden Allah razı olsun diye. Aa, çok güzel. Kayınvalide hemen bir selenit taşı. Aynen, o mükemmeldir. Artı evde olmazsa olmaz amatist taşıdır. Ben şunu belirtmek istiyorum. Şu an su şişeleri var. Şişelerin içerisinde taşlar var.
bazı canlar bana kızacak. Çok onlardan özür diliyorum ama ben diyorum ki yani amatistin suyu içiliyor. Amatistin suyu içilmez arkadaşlar. Nacizane benim kendi fikrim. Herkesin kendine göre bir çalışması vardır. Ellerinden öperim, saygı duyarım. Asla yanlış demem. Ama bana göre amatiste lityum minerali var. Ve eski Yunanlılar amatisti işte alkol, özellikle sarhoş olmayalım diye kadehlerini amatisten yapmışlar. Rahip ve rahibeler kullanmışlardır. Neden? Evlenemedikleri için. Şimdi düşünebiliyor musunuz amatistin sürekli suyunu içen hipertiroid hastasının? Hem tiroidler yükseldi, bir de evli, cinselliği de bitti. O yüzden iyilik beklerken. Aynen, dikkat edelim, araştıralım. Araştıralım. Yani amatiste evde bulundurabilirsiniz, negatif enerji alır, pozitife çevirir. Yatak odalarında aşk taşı lazım. Aşk taşı. Evet. Rose quartz, sevgi taşı. Hmm. Mutlaka olmazsa olmazdır. Bornit ağır materyalleri alır. Evdeki. Çünkü artık biliyorsunuz 5G'ler, 4G'ler radyasyon ve beden ne yapıyor? Ağır materyali emiyor. Bunun yerine bornit koyduğumuzda, oturduğumuz, herkesin oturduğu alana konulduğunda bornit konulduğunda ağır materyali alır. Bu mutlaka salonlarda lazım mutlaka, o zaman. Mutlaka, mutlaka. Ve sitrin para taşı, bereket taşıdır. Olmazsa olmaz. Cüzdanlarda mutlaka para taşı olmalı. Harika. Harikaydı gerçekten. Şimdi pandülü bana kodlayacaksınız. Onu da gösterelim. Tamam. Artık sona doğru geldik. Bunu da görmüş olalım. Avucumuzu açalım. Fark eder mi sağ sol? Hiç fark etmez. Tamam. Diğer elinizi de buradan tutun. Bu el sabit. Hiç kımıldatmıyorsunuz. Taşın enerji noktası. Parmaklar açık. Parmaklar açık. Benim söylediğimi söylüyorsunuz. Kainat bir eczane. Kainat bir eczane. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Bana odaklısın. Bana odaklısın. Tam daire dönmeni istiyorum. Tam daire dönmeni istiyorum. Lütfen tam daire dön. Lütfen tam daire dön. Daha hızlı ve dengede dönmeni istiyorum. Daha hızlı ve dengede dönmeni evet, istiyorum. Çakralarını blokajınıza açacağım. İzin verir misiniz? Veririm. Tamam. Veririm. Ben bir su damlasından oluştum. Ben bir su damlasından oluştum. Mucizenin kendisiyim. Mucizenin kendisi. Elle tutulmayan. Elle tutulmayan. Gözle görülmeyen. Gözle görülmeyen. Nefes alıp veriyorum. Nefes alıp veriyorum. Mucizelerin içindeyim. Mucizelerin içindeyim. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Yedi çakramın. Yedi çakramın. Blokajını. Blokajını. Dönerek aç. Dönerek aç. Bunu bana hissettir. Bunu bana hissettir. Ve yaşat. Ve yaşat. Ben bir şifalandırma yapacağım. Buna izin verir misin? Lütfen. Tamam. Sırtımdaki tüm yükleri. Oh, sırtımdaki tüm yükleri. Özgür bırakıyorum. Özgür bırakıyorum. Oldu oldu amin. Oldu oldu. Amin. Evet. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İleri ve geri gider misin? İleri ve geri gider misin? Dönmeni istemiyorum. Dönmeni istemiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Tersine döner misin? Tersine döner misin? Tam daire. Tam daire. Daha hızlı. Daha hızlı. Ve dengede dönmeni istiyorum. Ah ve dengede dönmeni istiyorum. Ve şifalandım. Ve şifalandım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dur lütfen. Dur lütfen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne bu Telgin Hanım? Ne dönüyor? Ne oldu? Şimdi nasıl dönüyor? Nasıl ters döner, dönüyor? Döner. Tesbihlerle kıble buluyoruz. O da bir sarkaç. İnanılmaz. Ya da, peki var mı bunun bir izahı? Yani nedir bu? Şimdi taşta siz bir enerjisiniz. Taş da bir enerji. Nasıl? Dediğim gibi tesbihlerle kıbleler bulunur. O da bir sarkaç. Ya da hamile bayanlarda eskiden hatırlayın alyanslara yüzük takılırdı. İşte kız mı erkek mi? O da bir sarkaç. Yoksa bunun içerisinde ne başka bir enerji ne başka yani, bir şey yok yani. Var, hayır yok yok yok. Bu nasıl dönüyor? Siz enerjisiniz. Kainattaki her bir zerre enerji. Duvarlar enerji, masa enerji, taşlar enerji. Ne konuşuyorsunuz?
O da size cevap veriyor. İnanılmaz. Rabbime şükürler olsun. Evet, çok teşekkür ederim. Aldım, kabul ettim. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ederim. Bir şok yaşattınız bana. Belgin Hanım, beni dağıttınız. Onu söyleyeyim. Bir kısmını müsaadenizle yayınlamayabilirim. Çünkü arkadaşlar benim zaten ne kadar duygusal olduğumu biliyorsunuz ama küçük bir duygusal şok yaşadım. Hani onu söyleyeyim size. Ama mutlaka anlayabilmesi için bir kısmını paylaşacağız hani takipçilerimizle. Ama ondan daha fazlası olduğunu bilin. Onun için söylüyorum. Bir sıkıntı yok yani. Ama aldım, kabul ettim. Önce onu söyleyeyim. Sonra çok teşekkür ediyorum size. Vallahi hala o şokla, yani o şokla bir veda yapacağız, öyle söyleyeyim. Ben bu son zamanlarda, yani bu kanalla birlikte çıktığım yolculukla birlikte baktığım her yerde Yüce Allah'ın ne kadar büyük olduğunu görmeye başladım. Allah herkese bunu nasip etsin. Belki şu an idrak etmeye başladıklarım yolculuğumun ilk adımı, bunun da farkındayım. Ama hani geçmişte baktığım gibi bakmıyorum ne size, ne taşlara, ne bugün tanıdığım hiçbir şeye, hatta geçmişte tanıdığım hiçbir şeye. O yüzden de bu çok enteresan bir yolculuk. Yani doğanın her yerinde bir şifa olmuş olması ne kadar büyük bir yaradan olduğunu gösteriyor her defasında. Kesinlikle. Bana. Sizin sayenizde bir kez daha böyle daha yakından bunu deneyimlemiş olmak da çok güzel. Umut ediyorum takipçilerimiz, izleyenler de aynı duyguları paylaşmış olsunlar ve herkese şifa olsun. Size tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, buraya kadar geldiniz. Sevgi ve şifa olsun ve oldu. Size yaptığım uygulamada dediğim gibi kendi tekniğimin aslında Stone Healing tekniğinin bir parçasıydı. Çünkü bizler biriz ve bütünüz. Ne siz var ne ben varım. Bir ve bütünlük var. Bir ve bütün olduğumuzda hani eskiden hep altıncı his deriz, kalp gözü açık deriz. Aslında işte bütün olduğumuzda yürek hissediyor. Orada çözülmesi gereken bir durum vardı. Sizi bu kapıdan o durumu çözmeden gönderemezdim. Belgin Dal hiç kimseyi göndermedi çünkü. Sizi de gönderemezdim. Sevgi ve şifa olsun ve oldu diyorum. Yani hiç konuşmamıştık. Nasıl bir noktaya temas ettiniz falan. Hala şoktayım. Gözyaşlarında boğulmadan herkese veda ediyorum. Lütfen yorumlarınızla videoya eşlik edin. Sorularınızı, önerilerinizi, yapıcı eleştirilerinizi videonun altında bizimle paylaşın. Kanaldan ayrılmadan önce İlker Buralı YouTube kanalına abone olun. Belgin Dal'ın da bir YouTube kanalı var. Çok daha fazlasını, teknikleri, detayları gösterdi. Bir YouTube kanalı, onu da takip edebilirsiniz. Dahası ben bu taşlarla ilgili tek tek bilgi alacağım demek isterseniz Şifalı Taşlar kitabını edinebilirsiniz yine Belgin Dal'ın. Bugünlük bu kadar. Hepinize hoşça kalın ve tekrar teşekkürler size. Şifa olsun.